Gaziantep'te küçük yaşlarda porselen üretimine merak salan Zehra Kocabaş, kızıyla geleneksel Türk motif ve süslemelerini kullanarak kahve fincanı üretiyor. Fincanı oluşturması sonuna kadar bir 20 gün sürüyor. Fırınlama aşamaları ikişer. Kendi çapında porseleni üretmek, kendi yolculuğunun yanında benimle birlikte yolculuğu da var bu fincanların. Meşakkatli bir iş, emek isteyen, işçilik isteyen, sabır isteyen, zarafet, incelik. Sonuç çok güzel olduğunu hayal ederek üretim aşaması, bu zorlukların hiçbirini yani göremiyorsun. Kurs sürecim oldu. Bir sene kadar kurs gördüm hocalarımdan. Sonrasında atölye açma kararı aldım. Eşimin çok büyük desteği oldu bana. Döküm aşamasıyla başlıyorum. Kalıplara döküyorum. Sonrasında fırınlıyorum bunları, pişiriyorum. Antika modellerine esinleniyorum daha çok. Antika modellerine esinlenirken kendi özgün fikirlerimi de katıyorum. Farklı fincanlar olduğunu düşünüyorum. Fincanlarım çok böyle genç kızların çeyizlerini de süslüyor. Ve bu duygulara katılmak, bu duygulara dokunmak beni çok mutlu ediyor. Kahvenin 40 yıl hatırının olduğu yerde benim de dokunuşum var, imzam var. Bu beni çok mutlu ediyor. Fincanlarımın her biri özel. Her biri farklı, aynı görünen bir altılı bir fincan düşünün. Aynı görünüyor ama her biri birbirinden farklı. Madem buradaysa burada yapalım dedi. Yani ben... Çünkü bir tanesinden yapmaya kalksam aynısını yapamıyorum. El işi. Bir noktası farklı bir yere gelebiliyor. Her fırını bir sürpriz olarak açıyoruz aslında. Fincan çatlayabiliyor, yamulabiliyor. Devam edelim. Sosyal medyayla ben ilgileniyorum. Yurt içi ve yurt dışından siparişlerimiz oluyor. Almanya ve Yunanistan'a birçok siparişimiz oldu. Yurt dışındaki Türkler daha çok ilgi gösteriyor fincanlarımıza. Buradaki geleneği orada yaşatmak gerçekten gurur verici. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabiliyor olması, bir meslek sahibi olması, üretken olması çok gurur verici bir şey.